Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Hülya. Çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle şuradan başlamak isterim. Değişen politikalar, değişen cümleler, değişen söylemler daha geniş perspektifiyle. Biz bunlara alıştık galiba bu ülkenin yurttaşları olarak. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu değişikliğine daha önce de örneklerini çok gördük. Şimdi artık Sisi zalim tiran darbeci değil, kardeş Sayın Erdoğan için. Daha önce kardeş Esad'tı, sonra katil Esed olmuştu. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Sisi ısrarlı bir davette bulundu diye mi Sayın Cumhurbaşkanı oraya gitti? Öyle söylüyor çünkü. Bence hayır. O kelime, ısrarlı kelimesi yerine başka bir şey tercih etmek gerekiyor. Bir ön şart demek gerekiyor. Türkiye-Mısır normalleşmesinin ön şartı olarak Sisi Erdoğan'ın Kahire'ye gelmesini, sembolik de olsa bir ziyaret gerçekleştirmesini istedi. Bu konuda da direndi ve başardı. Zira Türkiye medyasındaki haberlere atfen söylüyorum, geçtiğimiz Temmuz ayında Sisi'nin Türkiye'ye geleceğine dair haberler yayıldı ve o ziyaret gerçekleşmedi. Dolayısıyla Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde Erdoğan'ın önce Mısır'a gitmiş olması şekli anlamda da olsa bir özür anlamına geliyor. Bunu hiç evirip çevirmeden net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Bir de şu konunun altını çizmek istiyorum diğer sorularımıza geçmeden önce. Şimdi çoğu yandaş analist diyor ki ülkeler arasında işte ebedi dostluklar ya da düşmanlıklar olmaz. Hatta bir tanesi Yunanlılar Türkiye'yi işgal etmesine rağmen Atatürk Venizelos'la görüştü gibisinden filan benzetmeler de yapıyorlar. Şimdi burada saptamamız gereken husus şu: Türkiye ile Mısır arasında, ülkeler arasında, devletler arasında, halklar arasında hiçbir sorun yoktu ve olmadı. Sorun Erdoğan'ın şahsi sorunuydu. Onu da Sisi nezdinde kişiselleştirdiği şahsi sorundu. Sizin ifade ettiğiniz kavramları ve terimleri kullanırken, hatta hatırlanacaktır, Almanya'daki bir Libya toplantısında Sisi masada oturuyor diye yemeğe dahi katılmadan Türkiye'ye dönmüştü. Dolayısıyla ülkeleri ya da devletleri bu işe karıştırmamak gerekiyor. Burada söz konusu olan kişiler arası münasebetler ve Erdoğan'ın bu noktada kelimenin tam anlamıyla geri adım atmış olması. Bir defa bunu böyle kabul etmemiz, böyle koymamız gerekiyor. Ha, kötü mü oldu, fena mı oldu? Hayır, hayır. Bu anlamsız ve bu gereksiz, bu kişisel sürtüşme yerine Türkiye'nin milli çıkarları eskiden olduğu gibi bugün de Mısır'la ilişkilerin yeniden tesis edilmesini ve iki ülke arasındaki işbirliğinin devamını gerekli kılıyor. Bu bir zorunluluk zaten. Dolayısıyla Erdoğan kişisel hatasından geri döndü diyebiliriz. Bu Esad için de aynı şekilde Ülke Hanım, farklı bir konu değil bu. Suriye ile Türkiye halkı arasında da hiçbir sorun yokken, biz durup dururken bir ülkenin iç savaşına müdahil olduk. İşte kardeş Esad, katil Esed. Şimdi tekrar çabalama sürecindeyiz Esad'la görüşebilmek için. Evet. Yani bir defa genel çerçeveyi böyle koymak ve çizmek gerekiyor. Tabii. Şimdi görüntülere de baktığımızda Sisi'nin yüzünün gülümsediğini görüyoruz. Sisi de memnun görünüyor. Ama ve lakin tüm bu sözleri Sisi unutacak mı? Mısır hafızasında, halkının, bürokratlarının, yöneticilerinin hafızasında kalmayacak mı? Onlar silinmiş midir? Kesinlikle hayır. Bu sorunun cevabını çok net bir şekilde veriyorum. Bu sadece bir dönem Kahire'de yaşadığım, görev yaptığım için Mısır halkının duygularına ya da Mısır kültürüne, Mısır diplomasisine yakın olduğum bağlamında söylüyorum. Mısır hariciyesi öncelikle bunu unutmaz. Mısır ordusu bunu unutmaz. Bu en az birkaç nesil devam eder. Minimum bir nesil bir defa bunu unutmayacağını belirtebilirim. Mısır hariciyesi dünyanın sayılı hariciyeleri arasından bir ekol. Çünkü Arap ülkelerinin liderliğini yıllardan beri yürüten
bir konumda. Batı ile ilişkileri keza çok iyi, Rusya ile ilişkileri keza çok iyi. Unutmayalım ki o hariciye Birleşmiş Milletler'e bir genel sekreter dahi çıkartabilmiş bir hariciyedir. Butros Ghali'dir. Bu eski Mısır Dışişleri Bakanı olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla bu ilişkiler ziyaretle tamir edilecek gibi durmuyor. Mısır mutlaka karşılığını almıştır, alıyordur ve alacaktır. Bunlar da zaten 2020'de normalleşme süreci başladığında Mısır'ın açıkça dile getirdiği iki temel hususta toplayabiliriz. Bir tanesi Türkiye'nin Müslüman kardeşlere verdiği desteği kesmesi ve Türkiye'de faaliyette bulunan Müslüman kardeşlere ait yayın organlarının yayınlarının sona erdirilmesi ve bu şahısların Türkiye'den çıkartılması. İkincisi de malum Libya konusu. Şu anda Libya'da olup biten Mısır hariciyesinin ve Sisi'nin dizayn ettiği şekilde gerçekleşiyor. Zaten bunun arka planında da Rusya'nın desteği var Mısır'ın arkasında. Evet, peki bu çok dalgalı dış politika yöntemi, işte daha önce Rahip Brunson örneğinde gördük, daha önce Yunanistan örneğinde gördük, daha önce İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri mevzusunda gördük. Gördük de gördük, epeyce de örneği var. O cümlelerin ne kadar sürede, ne kadar hızla değişebileceğinin de şahitleri olduk. Dış politikanın bu kadar hızlı dalgalanması, değişmesi ki ne yazık ki siz kişisel cümleler vurgusu yaptınız ama o kişisel cümleler ülke politikası olarak da algılanıyor. Bu politikanın değil mi? Bu kadar değişkenlik göstermesi bizi uluslararası arenada nasıl bir Türkiye imajıyla yankı bulmamızı sağlıyordur? Şimdi imajın da ötesinde bu 10 yıllık süreçte kalıcı hasarlara da maruz kaldı Türkiye. Evet, kişilerin ya da kişiselleştirilmiş politikanın neden olduğu bir gerginlik söz konusuydu ama bunun sonuçlarına bakıldığında milli menfaatlerimize özellikle Doğu Akdeniz'de maalesef çok ciddi hasarlar yaratacak sonuçlarla karşılaştık. Zira biliyorsunuz 2003 yılında Mısır Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile deniz alanları yetkilenmesi anlaşması imzalamıştı. Biz o sınırın hala kuzeyi ile alakalı sorunlarımız, sıkıntılarımız devam ediyor. Kıbrıs Cumhuriyeti ile bizim zaten bir deniz alanları belirlenmesi ile ilgili sorunumuz var. Hı hı. İşte o tarihte Yunanistan-Mısır anlaşmasının gündeme gelmesi söz konusuydu ve anlaşma metni hazırlanmıştı. Ancak Hüsnü Mübarek 2003 yılında bu anlaşmanın Türkiye'ye zarar vereceği düşüncesiyle bu anlaşmayı imzalamayı reddetmişti. Ve bu anlaşma son 2 yıla kadar da imzalanmadığı evet. için Doğu Akdeniz'deki statüko ülkemiz lehineyken bizim Libya konusunda atmış olduğumuz yanlış adımdan sonra Mısır-Yunanistan anlaşması imzalandı ve 28 derece boylam bizim maalesef Doğu Akdeniz'de kısıtladı. 28'in batısındaki deniz alanlarını fiilen kaybettik. Mısır-Yunanistan anlaşması ortadan kalkmadığı müddetçe bizim burada hak iddia etmemiz, NAVTEX ilan etmemiz, arama ve sondaj yapmamız söz konusu değil. Maalesef bu yönde bir kalıcı hasar. Bir de sizin ifade ettiğiniz gibi imajla ilgili uluslararası hı hı. planda kalıcı bir hasar. Tabii bir de Libya politikasında 2011 yılında Libya iç savaşına da taraf olmuş bir ülkeydik biz. Üstelik önce maddi yardımla başladık. 300 milyon dolarlık bir yardımla Adalet ve İnşa Partisi'nin kurulması sürecine önderlik ettik. Libya'daki karşılaştığımız risklerde maalesef bu hatalı evet. Mısır politikasının sonucu. Evet. Sayın Aydın Sezer, çok teşekkür ediyorum efendim. Bu gündemi de